Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün videoyu baya bir geç saatte açıyorum. Saat şu an 11, akşam 11. Bu sefer videonun başlangıcı yani video çekmemin sebebi arkadaşlar İspanya'ya uçuyoruz yani Madrid'e gidiyoruz. Planlanan bir şeydi bu arada, sadece duyuramadım çünkü bekarlığa veda partisi olacak yani kız kısa uçuyoruz. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız çünkü Aslı'nın yani en yakın arkadaşlarımdan biri haberi yok, sürpriz olacak. Sabah en erken uçağı aldık, onun için gece 4 gibi falan ona gideceğiz, kendisini uyandıracağız yani sürpriz olacak. Yaklaşık 1 saati var. Hazırlanması lazım ve hemen havalimanına gidiyoruz. Birazdan beni şimdi Feyza alacak ve ondan sonra gece işte 4 gibi Aslı'ya gideceğiz. Yani sabah gece artık ne diyorsanız. Ve ona sürpriz yapacağız. Dediğim gibi 1 saat içinde hazırlanması lazım. Hemen oradan 5 gibi havalimanına geçiyoruz. Ve 7 gibi galiba uçağımız vardı. Madrid'e uçuyoruz yani İspanya'ya. 3-4 gün oradayız bu arada. Çarşamba akşam en son uçağı aldık galiba. 10 yok 8 miydi ya, en son uçak değil yani akşam uçağından geri uçuyoruz. 3-4 gün oradayız. Dolu dolu bir gün bizi bekliyor. Planladık, her şeyi ayarladık. Otel falan da tuttuk. Bakalım, ben İspanya'ya ilk kez gidiyorum. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Havalar Almanya gibiymiş. Yani o nedenle hava değişikliğine pek uğramayacağız. 15 derece, 10 derece yani o civar güneşli ama maalesef 2 günü yağmura denk geliyor. Bakalım yani o nedenle birazcık planlar uyar mı, uymaz mı? Şimdi dediğim gibi birazdan hazırlanacağım. Sonra Feyza alacak beni. Bu arada bir uyku çöktü. Şu an bir yorgunluk çöktü. Normalde de ben akşamları 12-1 gibi yatıyorum. Şu an saat 11 ve acayip uyku çöktü. Niye böyle oldu bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şu an Feyza'ya geldim. Kameramı bu arada şu an arabada unuttuğumu fark ettim. Ve kalite bayağı düşük çekiyor. Çünkü saat 2'ye geliyor. Feyza'nın annesi sağ olsun bize şu an burada yatak hazırlamış. Şu an burada x80 uzanıyorum. Kaç tane tas istiyorsun? Küçük mü? Yani büyük dizi American O tas. zaman bir tane. Bir tane. Evet, sen 3 tane mi yiyeceksin? 2 tane yerim. Ha tamam, bir tane olsun. Şu an gece gece tost yapıyor bu arada. Tost yiyeceğiz. Size hemen güzel yatağımı göstereyim mi? Zeliha teyzem bir tane ya valla. Yatamayacağız, o ayrı konu da. Fazla vaktimiz yok. Bir saate çünkü Aslı'ya geçeceğiz. Feyzoş'um diyecektim şu. Feyza'mın ellerinden Evet tost. arkadaşlar, benim tostum meşhurdu. Sabahın gecenin 3.30'unda Aslı geliyoruz. Saat 3.30. Evet. Ay yani daha uymadık. Gerçekten uymadık. Ben de bir yarım saat kestirdi, bir daldı Uyumadım lan. gitti. Ama içim uyumuş olabilir o an. Ay görünmüyoruz ki. Şimdiki Zeynep de katıldı bize bu arada. Sessiziz. Çünkü Aslı'ya çıkıyoruz. Aynı şey mi? Yani yatabilirsin.
kahve. Yürüyeyim. Bunlara diyorum ki Ensar'la bile bu kadar uykusuz kalmamıştın. Ay pardon. Hadi yaman ap güzel. Hadi. Oğlum önümü kapatıyorsunuz. Bu ne? Fotospiel. Noch nicht. Das sind für Freunde. Das ist, weil du gleich noch weinen wirst. Das ist dein Outfit für jetzt. Okay. Bunu bulana kadar. Canımı sıçtı. Kıymetini bil, şöyle bakma. Bakmak zorunda değilsin. Çünkü sonra vaktimiz yok. Das ist noch alles drin reinkleben. Oh mein Gott, bunu biber ben daha görmedim. Okay, das ist Tipp für dich. Das ist das, was ich hier an Klamottenkranz mitnehme. Nein. Takıntısı var bu arada. Sürekli saç yıkar kendisi. Beyaz şeyini bulmuş. Ich bin das. Çok güzel. Hocam sinir. Aslımız hazır. Dur. Çoraplarını dur, beyaz giy ya. Sen rahatsız et beni. Hazırlıklar başlıyor. Hey, hangi kokuyu aldın? Hangi kokuyu aldın? Değişik kullanırız hem orada. Söylesene mi? Oo. Bir tane iğne lazım konflikte. Orta çekmeyeceğiz kız beni kaldırdı. Ceketimi üstüne koyayım mı? Egal da. Düşecek. Şu an, onu. Şu an saat bu arada 4:30. Aslı'yı hazırlıyoruz. Benim tahminimce bugünkü Türk takipçilerimi için Türkçe konuşuyorum. Olabilir. Berlin uzak kalıyor. Berlin kalesinde. Şimdi trenle Hamburg uzak kalıyor bir gittiğim için. Ben trenle düşündüğüm için 4 saat dediğimde üreten. Hepiniz söylüyor. Bu çoraplar değişsin mi değişmesin? Değişsin. İkiniz değişin. Sabah 5'indeyse işe gidenler var ya. İşe gidiyoruz. Sıçtım. Uykular. Gençliğim bak. Duydun ya. Şimdi Aslı'nın gözlerini bağlıyoruz bu arada. Nereye gideceğimizi bilmemesi için. Normal insanlar hep üç der. Çünkü hep böyle yapar. Ya da böyle. Ya da böyle. Evet. Biri Aslı'yı şöyle yapsın. Hadi. Şu an ilk stopumuz bu arada Bekaray. Buradakiler diyordu ki bu sabah sabah telefonu niye açtı? Ama aslında hiç belli değil sabah şu an ne için geldiğim. Arkadaşlar herkese günaydın diyecektim de daha biz halen aynıyız. Şimdi geldik. Söyleyemiyorum ama nereye geldiğimizi. Size şöyle bir son durumu göstereyim. Aslı'nın gözleri kapalı. Şu an tahminleri alıyoruz. Donuyoruz bu arada. Saat de 5:30-6'ya geliyor galiba. Yavaştan girmemiz de lazım. Evet, fazla bir şey ağzımdan kaçırmayayım. Onun için içeride devam edin. Hadi gelin. Busbahnhof. Wohin? Das darfst du jetzt gleich selber erraten. Jetzt weint sie, jetzt freuen wir uns. Leider haben wir keine dabei. Biliyor musun neresi? Şimdi günaydın arkadaşlar. Hoş musun? Biz İspanya'ya geldik. Şu an uçaktan indik ve doğuları bekliyoruz. Normalde biz sadece el bagajlarıyla uçtuk ama uçak o kadar doluydu ki Zeynep'in biletini diyorum. Zeynep'in bowl'unu aldılar. Şimdi onun bowl'u için burada bekliyoruz. Bowl'unu alıp bakalım ne yapacağız. Çünkü otele giriş 3'te bu arada. Onun için 3'e kadar bir şeylerle oyalamamız lazım. Bakalım şimdi daha gün ne gösterecek. Şu an resim çekiliyoruz. Daha doğrusu çekiliyor. Saç baş şu an dağılmış bir şekilde. Düzeltsem de düzelmiyor yani. Şu an o kadar dağıldık. Şimdi çıktık. Otele çok yakın bir yerdeyiz ve kahvaltı yapacağız. Otele giriş çünkü saat 3'te ve şu an saat 12. Ve biz İtalya'yla kavga ettik. Onu anlatır mısın? Evet. Adam bize dedi ki biz dedik bir 10-15 dakikaya buradayız. Tamam, rotanızı değiştirin. Önce anahtar alın sonra otele girin dedi. Bize dedi ki yani kusura bakmayın, o sizin işiniz. Anahtarı lütfen, yani biz değil, Zeyno halletti sağ olsun.
Anahtarı lütfen sen getir. Çünkü biz geldik bollarla oradan oraya, oradan oraya gidemeyiz. Arkadaşlar bu nerede görülmüş ki? İlk başka yere gidin, anahtarı alın, ondan sonra geri otele geçin diye. Ha, evet. Neyse. Bir de ucuz bir yer değildi. Onu da söylemem gerekiyor. Evet, altını evet, çiziyoruz. Valla kazıkladı mı biz onu da bilmiyoruz. Gerçi internetten aldık. Ben seçmiştim ben de kazıkladım bizi acaba. Herhalde yarısını cukkaya attı. Çok attım. Şimdilik bir şeyler yiyeceğiz. Bu arada size hemen yiyeceğimiz yeri de göstereyim. Umarım güzel bir şeydir. Şöyle böyle bir kahvaltı yeri bulduk. Böyle kaselerde bol şekillerinde bir şeyler yapıyorlar. Şu an kahvaltımız geldi. Şöyle göstereyim. Ben bu arada somon balıklı yumurtalı avokado aldım. Aslında sırf avokadolu yumurta. Zeyno da benimkinin aynısından ama shake şekli yumurta. Kadına nasıl anlattın? Aynen. Shake shake. No push. Zeynep'in kahvesine. Evet, bu biraz mantıksız olmuş. Bu arada pembe kahve. Ben de sağlıklı bir şey aldım. Otele giriş yaptık arkadaşlar. Daha doğrusu otel değildi. Ne oluyor bu Airbnb? He? Kapıyı göstereyim. Kapıyı göster. Ne var kapıda? Hey, hast du schon mal so ein Schloss gesehen? Evet. Oo. Görmüyor musun? İşte evet, bu giriyor. Baksana bir de kaç tane var. Burayı çek. İstesen şey yap. Görüyor musun? Evet, kaç tane. Bayağı şey güvenli bir otel bu arada. Otel ismini de bırakayım aşağıya. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere otel odasını gezdireceğim bu arada. Kameraman Zeyno. Burası girişimiz. Aa, bu dönüyor. Evet. Okay, sorry. Ich halte es ganz fest. Ya alles gut. O şey yok, bakın kontak yok onda. Okay. Şimdi girişimizi gördünüz, kapımızı da gördünüz. Bayağı güvenli bir yerdeyiz. Otel ismini bu arada aşağı bir yere bırakıyorum. İsteyenler bakıp ve görebilir. Şimdi şöyle bir hemen çevirelim. Alo alo. Çünkü şöyle bir şey anımız var. Privatgespräche, nicht zu hören. Evet. Yemek alanımız, mutfak. Bayağı geniş, güzel. Değil mi? İyi bulmuşum. Banyo, tuvalet. Evet valla. Ama tuvalet biraz bayağı küçük banyo. Burada akşamları üçümüz. Okey masası. Okey dördüncü alınıyor arkadaşlar. Dördüncü. Okey dördüncü alınıyor. Du bist nur mit Handgepäck da. Şey, kühlschrank'ı da gösterir misin? Buzdolabını fullemiş. Bu kadar zahmete niye gerek olduğunu diye sordu sabah kendisi. Sabah kahvaltı hazırlayacak. Ne zahmet ya! Ya ayıp ettin, aşağısı ama dolu. E hadi ice würfel. Nasıl diyor? Bak. Bu... Pardon, buz küpleri bırakmış bize. Allah şeydir onlar. Bence onları ekstra bizim için aldı. İçine bari bir karpuz kavun koysanız. Okay. Karpuz keselim. Neyse, hemen burada iki tane yatak odamız var. Sağ tarafta buraya Zeynep giriyor. Bu arada Zeyno'muz kendisi karar verdi. Ben bir ilk denemeyi yapayım. Oh. Mit deinen dreckigen Straßenkleidern. Yumuşacık. Burası da bu arada benle Aslı kalacağız. Bu yatak hem 1.60'lık ya 1.40'lık. He bu ne be? Ben bunda tek başıma da kalırım. Evet. En, çok küçük. Aslı sen oturma odasında mı yatsan ya? Şaka yapıyorum be. Badana da var lazımsa. Şuradan yapmak isterseniz. Aa ama şey askı var. Çoğu zaman eksik oluyor. Şama tavanlar bayağı yüksek. Bilmiyorum hiç belli oluyor mu da bayağı yüksek. Evet. Çok ferah ev. Yani standartlar daha büyük. Evet. Güzel, biz beğendik. Önemli olan zaten temiz olması. Tatlısı biz beğendik arkadaşlar. Bayağı ferah ve temiz. Önemli olan zaten temiz olması bence. Değil mi? Şimdi birazcık dinleneceğiz. Dinlendikten sonra bir tekrardan hazırlanıp dışarı çıkacağız. Bakalım gün neler gösterecek. Bugün fazla stresli ve dolu dolu bir gün yapmayacağız. Yarın başlıyor asıl günümüz. Bugün biraz böyle etrafı keşfedip birazcık yemekler yiyip dinleneceğiz. Acayip yorgunuz ve uykusuzuz. İki gündür uyuyoruz. Biz dinlendik ve şimdilik hazırlanmaya başladık. Ben bittim sayılır. Sadece çantamı hazırlayacağım. Getirdiğimiz üstler bu arada böyle çok kalın değil. Demin de bahsetmiştim galiba ve dışarısı buz gibi. Hava durumuna baktık aslında 15 derece falan gösteriyordu. Ama bakalım, umarım çok fazla donmayız. Bakalım bir Zara varmış, bir H&M yani H&M falan varmış. Oralardan olmadı bir kalın böyle yelek hırka gibi bir şey alacağız da ceketlerimizin altına onları giyelim diye veya şal gibi. Çünkü bayağı serin.
Evet, şimdi birazdan çıkacağız. Saat bu arada 3.30-4'e geliyor. Birazcık dolaşacağız etrafımızda neler var neler yok diye. Büyük ihtimal bir akşam yemeği falan yeriz. Bugün çok geç kalacağımızı sanmıyorum. Erken eve geliriz, bir dinleniriz, bir uykumuzu alırız. Çünkü uykusuz arkadaşlar. Yani gece hiç uyumadık. Gerçekten hiç uyumadık. Hatta kızlara diyorum ki yani Ensar'da bile bu kadar uykusuz kalmamıştım. Güzel, yani gerçekten hiç şikayetçi değilim. Böyle dönemler bir kere yaşıyoruz hayatımızda. Onun için güzel 3 gün hepimize diliyorum. Güzel, mutlu. Dediğim gibi zaten 3 kişiyiz. İnşallah güzel geçer Bekar'la veda partimiz. Umarım her şey yolunda gider. Bu fırsat elimize geçmişken tepmek istemedik açıkçası. Düğüne de çok az kaldı. Son 2-3 haftası var. Onun için tam bu tarihle ayarladık. Kendisine bu arada sürpriz oldu. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Halen de yok. Neler yapacağımızı ve yapmayacağımızı bilmiyor. Sadece işte gün içerisinde buraya belki gideriz, buraya belki gideriz diyerek böyle kulak misafiri oluyor. Ama tam olarak burada neler yapılacağını ve yapılmayacağını bilmiyor. Şu an kendime aynada bakarken gelin olan kızımız daha siyah giyinemezdi. Yani gerçekten şu an bir de bana bakın, benim üstüm bile beyaz, ayakkabılarım beyaz. Yani gelin ben sancaklar. Rica ederim, pantolonum gri, koyu gri. Bu kadar olmaz ya. Kargaşanın böylesi arkadaşlar. Gülsek mi, ağlasak mı? Size şimdi bir şey göstereceğim. Gördük. Şöyle göstereyim size bu arada. Kahve yeri. Çok klas, çok güzel duruyordu. Adamdan kavga dövüş çıktığımız bir iki tane kahve aldılar. Espresso büyüklüğünde. Evet, bu arada bu latte... Yulaf sütü. Sütü mü diye yapıyor diye sorduk. Evet dedi. Latte macchiato yanlış anlaşıldı. Espresso oldu. İki espresso, bir cappuccino aldık. Hayır. Aslında bir tane latte macchiato yulaf sütüyle, bir tane de cappuccino yulaf sütüyle alacaktık. Adam şu işte, elindeki nasıl latte macchiato onu anlayamadım. İspanya'da demek ki latte macchiato böyle ufak içiliyor. Hani espressoyla biraz süt koyuyorlar. Eğer latte deseydik bizim normal bildiğimiz latte macchiato'ya gelecekti. Bunu bence siz bile anlayamadınız şu an ki biz anlayamadık. Şu an bu gerçekten nasıl latte macchiato anlaşılmadı. Normalde latte biliyorsunuz çok büyük boyda oluyor. İkisini de dene. Ay dökülecek. Hadi devam. Şimdi Zara'ya girdik bu arada. Buranın Zara'sına bakıyoruz. Ben bir siyah mont bakıyorum. Şurada bir tane siyah mont gördüm. Kışlık mont ama bir tık ince sanki bu. Şöyle uzun. Fiyatı da bayağı yüksek fiyatlı bu arada Zara'ya göre bence. 170 euro biraz fazla. Benim bildiğim Zara zaten İspanya'dan gelmiyor mu bu arada? Çok uygun fiyatlı olduğunu hatırlıyorum ama öyle değil pek. Yani fiyatlar gayet bizim gibi, bizim oradaki gibi. Ekstra bir indirim veya bir şey yok. Yalnız yeni sezon çok güzel. Lel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 
yani yarın için kıyafet ama arıyoruz. Sen başka bir yerden bakarız. Burada var mı uzun? Biraz kısa bir yer. Hiç yok. Yani aynıları var Fas. Evet. Ama pis yakışacak. Şu an hayızız. Günah mı oldu bastıran? Yana galiba. Yan. Ich wollte gerade sagen. İnşallah kızın da olur. İnşallah. Ya! Ömer'e ben çekeyim sen yap. Evet. Ay şapkayla aram yok. Ortadan değil. Ha, bak böyle süs bu. He çok süs oldun Aslı. Keşke Paris'e gitseydin. Ben de kralı da alayım. Sen de siyah. Ben başıma daha ne takayım? Takayım. Hep aldıklarını paylaşır mısın bizimle? Olur hemen. Bir dakika bebeğim. Bir dakika bebeğim. Ben şey aldım. Köpekler parçalamış. Annem öyle de. Benimki de parçalanmış pantolon dedi. Dur şuraya geçelim. Işık çok şey. Evet. Deli ya. Ben biraz yani 25-30 euro diyor. Burada 20 euro. Yani 10 euro daha uygun İspanya'da. Evet.
Şöyle. Tane gri uzun kollu. Bunun fiyatı 13. Bizim orada var ya o 20 euro filandır. Evet. Bir zahmet onu ters giy. Bir zahmet onu ters giy diyor ama. Çatlak ya. Evet. Ha, var ya benim şey görümce önünkü boş. Bunun her rengini aldırdı bana geçer. Pembesini. O da çok seviyor. Güle güle giyin. Şimdilik Aslı'yı bekliyoruz. O da çıksın. Bloka ablacığım sen bunu öder misin? Canım feda. Ben önce ismimi verdim mi? O hemen dostatlat. Sıfıra sıfır. Şimdilik Oyşo'ya geldik. Bu arada dışarıda bir yağmur yağıyor. Resmen su olduk. Şöyle bir tane kazak beğendim. Bu arada İspanya'da Oyşo da varmış. Bunu bir deneyeceğim. Small beden tek kalmış. Yine her zamanki gibi Oyşo'ya zaten bayılıyorum. Yani buradan... Hepsini giyebilirim. Şu takıma çok beğendim bu arada. Bayıldım. Böyle güzel bir detayı var. Alt üst 75 euro'ya geliyor. Ve aynısının burada mavisi var. Bunu da Türkiye'de görmüştüm. Türkiye'de bu arada 100 euro'ya geliyordu alt üst. Burada 75 euro daha uygun. Şimdi kızlar da şu kazağı çok beğendi. Bu kazağı denemeye gittiler. Şöyle uzun bir tane basic kazak. Bir de şu lacivert kazağı deneyeceğim. Bu da çok hoşuma gitti. Beyaz gömleklerle çok güzel duruyor. Şimdi yemeğe geldik bu arada Zushita'ya. Heyecanlısın. Ben de çok heyecanlıyım. Evet. Şu an içeriye giriyoruz arkadaşlar. Acayip güzel duruyor. Işık mı değişiyor? Ya bizim bu kahve maceramız bittikten sonra şu an Zuş yemeğe geldik, tamam mı? Ben iki tane salatalıklı istedim. Yani iki tane salatalıklı. Meğerse biz yanlış mı söyledik, onlar mı yanlış anladı? Şu an gelen siparişi sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle 8 tane Aslı, 8 tane Feyza diyorum. Feyza bizi anıyor. Zeynep söyledi. Bu arada Feyza seni seviyoruz. Benim siparişime bakar mısınız? Sadece ben 2 dilim istedim. 2 koca tahta geldi. Çünkü hanımefendi 2 pieces değil 2 rolls dediği için kadın dedi ki 2 tane ganze roll anlamış. Ama o zaman niye tekrar sormuyor? Çünkü İngilizcesi yok. Geliyor çünkü. Bu arada İspanya'da hiç İngilizce konuşmuyorlar. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Neyse bir de ben onun haricinde makarna söyledim. Sonra artık akşama, yarına falan yiyeceğiz. Neyse başlayalım ya. Acıktım. Bu laha mı herhalde? Böyle ayrıca. Ama benim yüzüm daha kötü. Afiyet olsun gençler. Kollasam yiyecek kelime yok. Şimdi Zeynoş kendi biçiminde bir tane zuşi yapıyor. Çin yöresinde buna dolma deniliyor. Böyle bebeklere. Dolma aki. Yunan'dı değil mi? Dolma aki. Böyle. İngva turşusunun içine bozi, zencefil turşusunun içine şu yeşil otlu bir şey sarıyor. Sonra canısı. Bunu böyle alıyorsun. Şunun üzerine koysana. Şeye batırmadı. Soya sosu. Lezzet bombası. İyi akşamlar arkadaşlar. Biz geldik, donduk. Hepimiz ıslandık. Fena bir yağmur çöktü. Taksi bulduk. Hemen taksiyle otele geldik. Başımıza gerçekten bugün çok komik anlar geldi. Şu an Zeynep de arkada benim taklitim yapıyor. Kahveden tut, zuşiden tut. Taksideki hikayelerimiz fena. Neyse size şimdi hemen kısa aldıklarımı göstermek istiyorum. Ondan sonra bu videoyu burada kapatayım diyorum. Yarın yeni bir videoya başlayalım diyorum. Çünkü bu video bayağı uzadı galiba.
bir iki gün böyle bir daha, yani bir iki vlog daha gelir herhalde Madrid'le ilgili. Onun için aslında aklımda tek bir video vardı. Ama o kadar güzel geçiyor ki günlerimiz dolu dolu maşallah. Onun için dedim ki en iyisi 2-3 vlog olsun. Şimdi ilk başta Zara'da çok güzel gösteremedim. Onları bir size Elsa'ya ne aldım? Şu torbanın haline bakar mısınız arkadaşlar? Çok oldu. O kadar ıslandı. Şimdi Elsa'ya şöyle bir tane beyaz basic üst aldım. Bunun fiyatlarını da söyleyeyim bu arada İspanya'da. Siz de bilin kıyafetler gerçekten uygun. Ben 18-24 ay aldım. Biraz böyle bol olsun bir de seneye giysin diye. Bu 4.95 yani 5 euroya geliyor. Gerçekten uygun. Sonra aynısının siyahını aldım. Bunu 18-24 ay almışım. Bu da 5 euro. Sonra böyle bir tane sadece boğazlı aldım. Çünkü giyer mi giymez mi bilemedim. Buna benzer daha güzel bir kumaşı olan Türkiye'den almıştım. Beyazını görmüştüm zaten. Şimdilik de böyle penyesinin siyahını aldım. Böyle çok rüzgarlı olduğu zamanlar hani boğazını bir tık kapatsın. Atkı şal takamıyoruz bebeklere. Onun için böyle bir boğazlı kazak aldım. Bu da siyah penye bu arada. Aslı. 5 euro. Bana söyle. Almadığıma emin değildim Türkiye'de ama tight yani öyle böyle sık sık giyer. Bunun maalesef bir büyük bedeni yoktu, sadece 12-18 ay vardı. Umarım olur, yoksa çok üzülürüm. Bunu da 7 euroya aldım, şöyle göstereyim sizlere. Sonra gelelim kendime yaptığım alışverişe. Şöyle Oysho'dan bir tane kazak aldım, gri, böyle kalın kışlığa uygun bir tane. Bunu böyle taytlarla falan giyebilirim diye onun için böyle biraz uzun ve bol aldım. Bunun bedeni bu arada ben small aldım bir tık bol olsun diye ve 30 euroydu. Şöyle göstereyim, beğenenler olursa etiket numarası falan da olsun. Bunun altına işte böyle taytlarla giyebilmem için böyle bir tane tayt aldım. Bu da yine aynı şekilde Oysho'nun. Ben arkasında şurasında Oysho yazanı aldım bu arada, görünüyor mu bilmiyorum. Bunun da aynı şekilde etiketini bırakayım. Bunu 26 euroya aldım. Bunlar o kadar kaliteli oluyor ki arkadaşlar. Hani diyorsunuz bir tane 26 euro ilk bakışta pahalı geliyor. Ama bunlar böyle yıka yıka giy hiç eskimiyor. Yani mesela bir tane tayt alıyorsunuz 3-4 sene giyiyorsunuz. Öbür türlü mesela diyelim 7 euroya 8 euroya alıyorsunuz. Ama her yaz her kış değiştirmeniz lazım. Ne oluyor? Sonuç olarak yine 30 euroya buluyor. Yani 26 euroya bir tane kaliteli tayt alalım ömürlük giyelim diye düşündüm. Sonra son olarak biraz daha böyle özel günlerde bir tık daha böyle beyaz gömleğin üzerine filan, bir de benim böyle bir lacivert pantolonum vardı, ondan da giyerim diye böyle beyaz gömleklerin üzerine şöyle lacivert bir tane kalın kazak aldım. Bunun da bedenini bu arada small almışım. Ben kazaklarımı genelinde small alıyorum ki böyle bir tık bol otursun yazları, kışları diye. Bunun da fiyatı bu arada 30 euroydu. Genel olarak bu arada İspanya bana kıyafetten, yani Zara, H&M, sonra Oysho Almanya'ya göre çok uygun geldi. Türkiye'ye göre de tabii ki. Bilmiyorum bunlar burada mı üretiliyor, burada mı yapılıyor. Zara buradan geldiğini biliyorum ama gerisinin buradan geldiğini bilmiyorum. Gerçekten bizim orada hemen hemen bir 10 euro oynuyor. Yani 5 ile 10 euro oynuyor. Hem kışlık alışverişi yapmış oldum birazcık, iki üst bir tayt. Elsa'ya birazcık bir şeyler aldım. Hem bunlar uygun, hem Zara'nın yani iyi mallar. O yönden yani 5 euroya gerçekten bir şey yanlış yapamayız. 5 kere giyse fiyatını çıkarır diyormuşum. Neyse, dediğim gibi yarın asıl günümüz, bekarlığa veda partimiz devam ediyor. Daha doğrusu başlıyor. Ama o yeni bir video olsun. Bu şimdilik birazcık böyle yolculuk, hazırlık, arkadaşlarla tanışma, öyle bir video oldu. Bu arada benim bu ilk videom arkadaşlarımla YouTube'da. O yönden de bir ayrı heyecanım var bunu paylaşırken. Çok mutluyum. Umarım beni severek ve beğenerek takip ediyorsunuzdur. Biz çekerken biz diyorum çünkü beraber çektik bu videoyu, çok eğlendik. Umarım siz de bizleri izlerken çok eğleniyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Kanalıma halen abone olmadıysanız lütfen abone olun. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.